Sevgili Ege Türk izleyicileri, maçın ikinci yarısı Havranşehir Kocasıyit Arena Şehir Stadı'nda sizlerle beraberiz. Maçın ikinci yarısı başlamak üzere. Orta hakem Murat Orhan yan hakemlerine bakıyor. Yan hakemlerinden gelecek olan işaretten sonra maçın ikinci devresini başlatacak. Evet. Mustafa arkadaşım. Hocam iki takım da aynı kadroyla devam ediyor. Değişiklikler yok. Değişiklik yok. Balya 3-1. Balya 3-1. Hemen hemen garanti aldı kendini. Son 45 dakikada olağanüstü bir şey olmazsa. Yani playoff garanti şu an. Playoff'u cebine koydu Balya. Gönen gözüküyor. Gönen Balya garanti şu anda. Gönen Balya garanti. Tabii Balya'nın şampiyon olması da belirleyenin elinde. Havada parçalı bulutlu. Zaman zaman bulutu kapatıyor ama güneşli bir güzel bahar. Bir hava. Tam böyle futboluna müsait tam bir hava. Ama şu anda Havran rüzgarı arkasına aldı. Baran'ın iyi şutları, Hasan'ın iyi şutları Havran'a bir sonuç getirebilir. Evet. Hakan. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor. Murat Orhan'ın düdüğüyle beraber topu oyuna soktu. İkinci yarı sevgili seyirciler başladı. Ali'nin uzun bir topu Balıkesir Havran Belediyespor'un sahasına. İsmail Polat'ın defansından uzun topu kapalı tribünden önünden taç olarak çıktı. Salih Eleron kapalı tribünün önünden taç atışıyla topu oyuna sokmaya çalışıyor Havran yarı sahasında. Salih'in taç atışı Emre rakibine faul yaptı. Emre Alkurt topu kendi yarı sahasından Balıkesir Büyükşehir'in yanı sahasına, topu Ali Yılmaz hakim oldu. Havran Spor'dan Ali Yılmaz topu gene aldı. Sol tarafta Havran topu taça göndererek Balıkesir Büyükşehir Sporlu 4 numara İsmail Polat'ın tedavisi için topu dışarı attı. Havran'dan 2 numara Emre Alkurt. Balıkesir Büyükşehir centilmenlik gereği topu Havran Belediyesporlara verdi. 4 numarayla Gürkan Karaman topu kendi yarı sahasından Tolga Baysal'a verdi. Tolga'nın topu isabetsiz. Akın sağ çizgiden topa hakim olamadı. Top oyun alanının dışına çıktı. Havran Belediyespor'dan Recep taç atışını kullanmak üzere geldi. Kullandı. Hakan Başak. Recep Hakan'a. Hakan'dan Hasan'a. Hasan orta sahada Ali Yılmaz'da. Ali Yılmaz'dan Azat'a. Azat sol taraftan Büyükşehir'in cezalarına girmeye çalışılıyor. Hakan topa basarken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor defans topa müdahale etti. Topu oyun alanının dışına gönderdi. En son temas Havran Belediyespor top şurada olduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor taş atışıyla oyuna başlıyor. Kendi yarı sahasının sağ tarafından. Sağ çizgiden uzun bir top. Oğuzhan'a. Oğuzhan'dan Tolga topa hakim oldu. 4 numara Gürol Kahraman topu dışarı gönderdi çizgiden. Kamil Akkuç taç atışı için topun başına geldi. İkrim Kamil topu oyuna soktu. Recep
Recep'ten Ali'ye, tekrar top Recep Davran Belediyespor'u. Recep'in uzun bir topu Hasan'a, defansta. Ali Yılmaz'ın topunu Recep yakaladı. Recep çıkan topu taçla oyun alanına soktu. Tekrar topa Recep hakim oldu. Orta sahada geçen bir mücadele. Tolga'nın ileriye gönderdiği topu kaleci Enes, Büyükşehir kalecisi Enes topu bloke etti ve degajda rakip yarı sahaya gönderiyor. Evet Mustafa, orta saha ağırlıklı geçen bir ikinci yarı oldu. Çok bir değişiklik yok herhalde. Yok nasıl görüyorsun? Aynı dediğiniz gibi, ama Belediyespor biraz daha, bir kademe daha istiyor gibi sanki. Evet, Eser topu. Avranspor kaçtı. Eser kendi cezalı topu blok etti. İleriye gönderdi. Orta saha mücadelesi Baran. Baran topu hakim oldu. İleriye bir top Azat'a. Azat sağ taraftan topa hakim olmaya çalıştı ve topa hakim oldu. Ortada Ali'ye bir topu göndermeye çalıştı. Emre mücadeleyi bırakmadı sol tarafta. Emre topu Ali'ye çıkardı. Ali topu ayağının altından kaçırınca Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kendi yarı alanından çıktı. Recep topu Tolga'ya verdi. Tolga'dan Hakan'a. Hakan sol taraftan Balıkesir Büyükşehir'in alan sahasına girmeye çalışıyor. Sol taraftan Recep'e uzatılan top. Yakın direğe gönderdi topu. Balıkesir Büyükşehir Belediye defansına müdahale. 4 numara İsmail Polat'tan top kornere çıktı. Havran Belediyespor Balıkesir Büyükşehir'in sol köşesinden, sol korner köşe, sol taraftan bir korner atışı kullanacak. Topun başına Ali geldi Havran Spor'dan. Ali ceza alanına baktı. Bir orta yakın direğe, yakın direkte. Hakan topu bloke etti. Ön tarafta ceza alanının önünde. Ali de top çizgide. Belediyesporlu oyuncular topu çıkardılar ama tekrar Havran Sporlu oyuncular topu doldurdu. Büyükşehir Belediye'nin yarı sahasına. Balıkesir Büyükşehir Belediye sağ taraftan topu gideyim derken Oğuzhan offset olduğunu yan hakem tespit etti. Hidayet Zeybek. Avran Belediyespor faul atışını kullanacak. 9 numara Büyükşehir Belediye'de Akın orta sahada bir sakatlık geçirdi. Ve şimdi ayağa kalktı. Oyuna devam ediyor. Baran Recep paslaşması. Baran aldı. Baran'ın uzun bir topu Avran Büyükşehir Belediye'nin yarı alanına. Emre topa, yeniden Baran'a. Ali 17 numara Ali Dursun ayağını çok kaldırdı. Tehlikeli hareket olarak bir endirekt vuruş kazandı. Baran Sönmez topun başında. Orta hakem düdüğümü bekleyin diyor. Endirekt vuruş olduğunu söylüyor. Ali Balıkesir Büyükşehir'in ceza alanının içine topu göndermek için atış için hazırlık yapıyor. Orta hakem Murad'ın el havada düdük çaldı. Ali orta yıladı. Direkt kaleye giden top kaleci Enes topu aldı gibi ileriye bir degajda gönderdi. Emre kendi yarı sahasında kaldı, karşıladı Recep. Recep'ten ileriye Hakan'a top. Hakan'dan Recep'e derken Balıkesir Büyükşehir kendi yarı sahasında topa hakim olup kendi çıkmaya çalışıyorlar ve çıktılar da. Emre topu orta sahadan Salih Elon'dan kapalı tribünlerin önünde bir ikili mücadele. Baran Sönmez topu aldı ileriye. Havranspor'lu Hasan'ın santrafonun önüne giden bir top. Hasan bir vücut hareketiyle geçti. Belediyesporlu topçunun mücadelesi top korner. En son müdahale Belediyesporlu futbolcudan top kornere çıktı. Korner atışını Avran Belediyespor Büyükşehir'in sağ tarafından kullanacak. Evet Mustafa, ne diyorsun? Hocam Havran da rüzgarı alamadı arkasına. Ama biraz bir kıpırdanma başladı. Var. İki takımda da var ama. İki takımda da var kıpırdanma. Havran sanki biraz daha farklı oynamaya başladı gibi geldi. Maç seyirci desteğini de almaya başladı bu dakikada. Tabii artık gitgide zaman kısalıyor. Onlar da farkındalar.
11. 12. dakikası evet, maçına. Gitgide yarım saat kaldı diyelim. Evet, Baran korner için kullanmak için topun başında orta hakemden gelecek işareti bekliyor. Orta hakem konfetileri toplatıyor gene kapalı türbünün önünde. Görevliler konfetileri topluyor sahanın içinde. Orta hakem Murat Orhan Hoca klasman hakim herhalde değil mi? Kesinlikle klasman ve şu anda adına yakışır bir maç yönetiyor şimdiye kadar. Sonunda iyi getirir inşallah. Evet. Evet. Baran Sönmez atışı kullanıyor. Kullanmak için üzere. Baran cezalarının içine baktı. Topu kullandı. İçeri kesilen bir gol. Gol! Evet. Avranspor 4 numara İsmail'in ceza alanına gelen topu yükselerek düzgün bir kafa vuruşuyla Enes'in sağ sol tarafından topu filelerle buluşturdu. Avran galibiyet golüne 4 numaralı defans oyuncusu Gürol Kahraman'ın ayağından kafasına kazandı. Evet, bir Tolga'dan gol yedi, defans oyuncusundan bir Gürol Kahraman'dan golünü attı. Evet, ne diyorsunuz Mustafa Bey? Arkadaşını kurtardı. Herhalde 58-59 dakikası. Ta en güzel dakikalarda gol geldi. Havran Fatih Belediyespor bundan sonra şampiyonluk için oynamaya başlayacaklar. Son yarım saatleri. Ama adeta gol geliyor dedi. Geliyor dedi. Evet. Ama seyirci desteği başladı ve artı seyirci desteği ve rüzgarı alan ve Baran'ın çok titizlikle gönderdiği bir korner atışı, duran top çalışması güzel bir gol kazandırdı. Evet, ustalık, profesyonellik bu herhalde. Amatör profesyonel amatör. Baran. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Bütün takımı oynatıyor. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor tekrar bir santra vuruşuyla oyuna başladı. Hakan'ın presi 7 numara Oğuzhan topu sağdan götüreyim derken Recep'in müdahalesine orta hakem Murat Orhan gol atışını Balıkesir Büyükşehir'liğine verdi. Topun başında Kamil Akuç. Kaptan Semih geldi. Orta hakem Orhan'a bir şeyler söylüyor. Hocam konuşturma hocam. Kamil Akuç topu Havran Spor ceza alanında kullanmak üzere Havran'ın yarı sahasından bir atış hazırlığında. Kamil Akuç'un ortası yarı ceza alanına geldi. Evet, Havran Spor topçular kendi yarı sahalarından çıkardılar. Azat sağ taraftan topu aldı. Azat topu götürmeye çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu topçunun müdahalesinde sağ içinde sakatlanan sporcu. Sen gördün mü kim o, bize uzak kaldı ama o Balıkesir. Havran'dan 11 numara. Azat'la Azat'ı gördüm de Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuyu göremedim ben. Zannedersem o da Salih Eleroğlu. İsmail galiba hocam. İsmail Polat mı? İsmail. Salih mi? İsmail gibi geldi. Ciddi bir sakatlığı yok. Balıkesir Büyükşehir Sporlu oyuncu kalktı. Oyuna devam edecek. Avran Sporlu Azat yerde. Kafasını tutan Balıkesir 4 numara. İsmail. Evet, evet. İsmail. Evet. İsmail kalktı. Oyuna devam edecek. Azat'ın tedavisi yerde devam ediyor. Evet. Bu maç bu skorla biter mi? Daha farklı bir şeyler olur mu? Bu maç bu skorla bitmez hocam. Kesinlikle bitmez. Daha farklı şeyler olur. Çünkü Balıkesir Belediyespor atmak isteyecek. Hatta atmak isterken de açıklar verecek. Ya Havran Spor. Rüzgar avantajının arkasını alan bir Havran belki goller, birden fazla goller de bulabilir diyorsun. Ama golü yiyirse de Belediyespor'un iyi bir kapanmasında berabere de bitebilir mi? Bu maç berabere bittiği zaman Balye Spor'a yarıyor. Balye Spor yarıyor tabii. Kesinlikle Balıkesir Belediye hiçbir işine yaramaz. Evet. Evet, Avran'dan Emre. Yani Balıkesir Belediye yenebilmesi için acilen bir gol daha bulması lazım. Emre'ye verdi. Emre'den. Takım arkadaşına. Avran Sporlu Hasan topu bastı. Orta sahada Baran topu gene aldı. Baran arkadaşlarını görüyor. Hasan'a top. Yine Balıkesir Büyükşehir'li topçuların sporcuları Semih Müdahiz'den top taça çıktı. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan çıkan oyuncu
16 numaralı Balıkesir Spor'da Adem Acar oyuna girdi, çıkan oyuncu. Evet, Azat topu, Azat atılan topu, hakim olamayan Azat top oyun alanı dışına çıktı. Enes kale vuruşu için hazırlığını yapıyor. Takım arkadaşının sahada almasına bakıyor. Enes kısa da vurabilir. Evet, 5 numara Deniz'e verdi topu ayağına. Kendi yanı sahasına topu oyuna soktu. Semih, kaptan Semih topu aldı. 2 numara Kamil Akkoç'un Baran orta sahada Havran Belediyesi o Baran topa hakim oldu. Baran'ın uzaktan gönderdi topa. Deniz blok etmeye çalıştı. Kaleci Enes'in topun dışarı çıkmasını, kornere çıkmasını engelledi. Deniz topu oyuna soktu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sporu gene Enes'te topu. Semih Enes oynamasından sonra Enes gene Deniz'e döndü. Deniz'den Kamil Akkoç'a. Kamil dirimtiklerle gitmeye çalışırken Havran Spor'dan Baran topa geldi. Bastı, top taça çıktı. Kamil gene taç atışıyla arkadaşı Akın'a gönderdi. Akın'ın kafa vuruşu 7 numara. Oğuzhan Akgül sağ kanattan topu Avran yarı sahasına göndermeye çalıştı. Ve çok tehlikeli bir vuruş, oyuna giren 16 numara Adem. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ilk defa tehlikeli bir vuruşunu yeni giren Adem ceza alanı içinde avut atarak ciddi bir tehlikeyi kaçırmış oldu. Maç başından beri ilk ciddi bir girişim. Doğru. Kaleci Eser kaleye vuruşuyla oyuna başlayacak. Eser'in uzun bir topu Balıkesir Büyükşehir defansı karşılıyor. Orta saha mücadelesi, ortada yapılan presler, uzun bir defanstan çıkan top Avran yarı sahasından kapalı tribün önünden taça çıkıyor defans oyuncuların müdahalesiyle. Evet, Büyükşehir Cebrail'e verdi. Cebrail yeniden topla buluşmaya çalışırken Havran Belediyespor sporcusundan uzun bir vuruşla topu Balıkesir Büyükşehir'in yarı alanına gönderdiler. Ali ayağından kaçırdı. Baran çok azattı. 7 numara Oğuzhan Baran Sönmez'in getirdiği topla 7 numara Oğuzhan al da at dedi adeta ve Havran Belediyespor 3. golünü maçın yaklaşık 18. 19. dakikasında ikinci yarının 19. dakikasında golü buldu. Evet, garantilediği gibi bir şey oldu herhalde. Çünkü bu kadar zor gol atan Balıkesir Belediyespor 4. golü bulması daha zor olacak. Ama Havran bana göre maçın yıldızı, maçın mutlak hakimi Baran Sönmez. Dediğimiz gibi yani amatörün tecrübesi. 64. 65. dakikaya girerken Havran Spor 3. golü buldu. Havran seyirci çözdü. Kesinlikle. Bayağı da coştu. Seyirci de rahatladı. Herkes rahatladı. Bir ov çekti. İlginç. Balyada da durum 3-1'di. 3-1 evet. Doğru söylüyorsun. Burada da 3-1. Geldi mi en son sonuç? Öğrenebildin mi? Öğreniriz. Birazdan gelir haber. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ligin ilk yarısında kendi sahasında 3-0 yendi. Havran Belediyespor karşısında deplasmanda 3-1 mağlup durumda ve adeta Bal Ligi playoff umutlarını kaybetmiş durumda. O moralsiz bir durumda. Baran Sönmez, Avran Belediyespor'da sol tarafta Baran Sönmez sakatlandı. Adalesinde bir çekme var. Sede istiyorlar zannedersem. Sağlık görevlilerini çağırıyor Murat Orhan. Havran Belediyespor'un şu saate kadar, dakikaya kadar en başarılı futbolcusu Baran Sönmez maçın 65. dakikasında sakatlandı. Oyun alanını sede ile tedavisi görülmek üzere sede ile terk edecek. Baran Sönmez'in tedavisinin gerçekleşmek üzere dışarı çıkıyor. Golden sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Evet, golün kahramanı Hakan Başak. Oğuz dedik ama 7 numara Oğuz. Balıkesir Büyükşehir Belediye'de gol atan Hakan. Havran Belediyespor'dan Cebrail'in orta sahadan gönderdi top. Defansta Tolga, kendi kalesine talihsiz bir gol atan Tolga topu taça attı. Cebrail'in mücadelesi, Ali ile Cebrail'in ikili mücadelesi, kıran kırana bir mücadele. Cebrail sağ tarafa bıraktı topu. Oğuzhan'a, Cebrail'e yapılan harekete Havran'ın sağ köşe tarafından, cezanın sağ köşesinden bir direkt vuruş verdi Murat Orhan. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor atışı kullanmak üzere Oğuzhan. Oğuzhan Havran ceza alanına topu gönderiyor. Geri dörtlüde 14 numara Tolga. Hasan santrafor Hasan topu dışarı çıkarmıştı. Akın topla buluştu ceza alanının içinde. Balıkesir Büyükşehir ama yapılan presle top kornere çıktı. Havran'ın sağ köşesinden korner atışını Balıkesir Büyükşehir'den Oğuzhan ceza alanında kullanıyor. Kavran Spor'un kalecisi Eser çıktı. Havada topu blok etti. Ve topu oyuna şimdi ayağıyla uzun bir degajla rakip sahaya gönderdi. Rakip sahada Azat çıktı. Azat topu hakim olamadı. Ali Avran Spor'dan topu hakim oldu. 4 numara İsmail Polat topa müdahalesi, top taça çıktı. Avran Spor Emre ile taç atışını kullanacak rakip sahada. Emre'den Hakan'a bir toptu. Uzun bir top. Avran Spor'dan Gürol'dan top avuta çıktı. Enes ayağıyla topu oyuna soktu. 2 numara Kamil topu aldı. Cebrail orta sahadan topu aldı. Birbiri rakiplerini geçerken orta sahada topu kaybetti. Hasan Hakan'a topu gönderdi sol tarafta. Hakan çizgiye inmeye çalışıyor. Hakan bir yakın direğe şutu, kaleci Enes tarafından bloke edildi. Büyükşehir Belediye Havran'ın başarılı 5 numarası Baran Sönmez topa müdahale etti ve Balıkesirlilerin top kaybına neden oldu derken Cebrail taçtan gelen topu aldı. Kaleci Eser çıktı, topu aldı ve takımını bir rahatlattı. Bir derin bir oh çektirdi. Evet sevgili seyirciler, maçın 70. dakikasına girmek üzereyiz. Kalan son 20 dakika. Eser uzun bir top gönderdi Balıkesir Büyükşehir'in yarı alanına. Orta saha mücadelesi. Mücadele sonunda Azat topa hakim oldu. Azat Ali'ye verdi, takım arkadaşı Ali'den Hasan'a. Hasan sağ taraftan çizgiye indi. Hasan'ın ortası Balıkesir defansında Deniz'in müdahalesi. Azat topu aldı. Azat'ın yaptığı hareket faul olarak değerlendirdi Murat Orhan. Ve düdükten sonra oynadığı için de sarı kartla cezalandırdı. Sarı kart gösterdi. Evet. Evet Mustafa. Hocam Havran Fatih Belediyespor biraz yavaşlatmak istiyor ama evet. Havran Fatih Belediyespor 3-1'den sonra Adem karıştırdı orada, bir şeyler yaptı. Kalk dedi. Bir şeyler yaptı yeni giren Adem. Yapma be. Tolga'ya da bir sarı kart. Evet. Sakin olması gerekiyor. Havran Fatih Belediyespor'un sakin olması gerekiyor şu anda.
skor üstünlüğünü yakalamış. Var şey. Evet, seyirci sende, her şey sende. Şu anda daha sakin olmaları sende. Gerekiyor. Evet. Şampiyonluk geliyor yani. Kaç atışın kapı okulunun önünden bol bir şey kullandı. Adem atılan topu, Adem'e gelen topu. Öndesin daha ne? Sakin ol, onlar gelirsin. Ali göndermeye çalıştı. Ali elinden topu. Ali olurken Baran gene usta profesyonel Baran diyoruz. Ali orta saha mücadelesi. Ver sarıyı niye? Bak. Kaç atışı? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi spor taç atışını Kapol Türkünden önünden kullanıyordu. Yapmayın şunu ya. İsmail Polat, Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor'da İsmail Polat seyircinin attığı konfetiye cevap verince bir gereksiz bir orada seyirciyle iletişim oldu değil mi Mustafa? Yani evet. Biraz sinirlen hakim olmak lazım. İki takım da hakim olmak lazım. Şu ana kadar centilmenlik adına her şey var. Seyirci de 20 dakika dayanması gerekiyor. 20 dakika sonra zaten şampiyonluk kutlamaları yapacaklar. O konfetileri şampiyonluk için atsınlar. Hiç gerek yok şu anda. Evet, açılan taç atışı. Sanki Adem, Balıkesir Büyükşehir Belediye'de oyuna giren Adem o sol kanatta bir hareketlik getirdi. Böyle bir pırpır futbolcu değil mi? Böyle bir çabuk, hareketli. Evet. Genç bir çocuğa benziyor. Genç skor bir... işte skor 3-1 olunca ister istemez onlar da hani bir şey yapayım diyorlar ama dediğim gibi yani 4-3 zor bir skor bu saatten İsmail sonra. İsmail kaç atışını kullandı Deniz'e. Deniz topu aldı, baktı, döndü sol tarafa. Sağ tarafa, sağ tarafta Oğuzhan topla buluştu. Rakibini geçmeye çalışıyor Recep'i. Koşma, boş ver. Evet. 2-6 mücadelesine top taşa çıktı. Balıkesir Büyükşehir taşı kullandı. Oğuzhan. Hakan'ı geçmeye çalışırken Havran. Belediyespor sol kanadı Hakan'ın. Ara topuna Hasan koşturmasına rağmen çok hızlıydı. Top kaleci Enes çıktı. Takımın rahatlığı. Emre'nin bir topu ileriye uzun bir topu. Sol. Rakip alanda taça çıktı. Taç atışı kaleci Enes kullandı. 4 numara İsmail'e. İsmail'den Cebrail'e. Cebrail'den Oğuzhan'a. Ali aldı topu gidiyor. 4 kişiyle gelen bir Havran Spor. Hasan Hopsayt. Hasan'a gönderilen top Hopsayt. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar lütfen sahaya yabancı madde atmayalım. 3-1 öndeyiz. Sadece ışıklar var. Orta saha mücadelesinde Devam et. Havran'dan Emre. Emre Balıkesir yarı ceza alanına girdi ama Deniz'e kaybetti top. Deniz'in kaleci Enes topu defans oyuncusuna verdi. Ali geldi Havran Spor'dan. Ali geldi topa bastı aldı. İçeri gönderdi topa. Azat yetişmeden Enes aldı. Hakan orada Havran Spor kendi kalesine gol atan Tolga'yla 4. golü maçın 77. dakikasında bularak adeta Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin umutlarını tüketiyor. Havran Spor'un şampiyonluğunu ilan eden bir gol müdür bu? Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun Havran Fatih Belediye Spor'a. Havran Fatih Belediye Spor'a Bal Ligi'nde başarılar diliyorum bu saatten sonra. Evet. Havran dörtlüden sonra bu zamandan sonra maçı bırakmaz herhalde. Son 10 dakikaya 12 dakika var maçı uzatmalarla. Çok büyük deprem olmasa bu saatten sonra Havran Fatih Belediye Spor Bal Ligi'nde. Teşekkürler Havran Fatih Belediye Spor. Teşekkürler Emin Ersoy. Evet. Çok güzel, çok heyecanlı bir maç oluyor. Her şey müsait. Saha müsait, seyirci müsait, belediye başkanı müsait. Herkes müsait. Her şey çok güzel. Her şey Havran'ın lehineydi. Evet, Havran rüzgarı arkasına alınca o rüzgarla şampiyonluğunu Belediye Spor'un verdiği açıklar da gol atmak için verdiği açıkları faydalanarak farka gidiyor. Evet. Bir oyuncu değişikliği. 6 numara Emre çıkıyor oyuna.
Balıkesir Büyükşehir Belediye'den. Avran'dan Ali çıktı oyundan. Ali bana göre bu şu ana kadar başarılıydı. Evet. İleride güzel faydalı işler yaptı. Orta sahada çok topa bastı. Aralara girdi. Takımına bayağı bir katkı sağladı. Evet. Sağ taraftan Oğuzhan topla buluştu. Oğuzhan buluştu. Baran yine topa. Baran'ın müdahalesi. Avran'ın bugün bana göre yıldızı Baran Sönmez oldu. Orta sahada Hasan'ın uzaktan bir gol denemesi kaleci Enes'te kaldı. Baran Sönmez yine topa müdahale etti. Tolga'nın ileriye gönderdi. Top taşa çıktı. Bizim o. 19 numara Serhat ileride topu basmaya çalıştı Avran'dan. Oğuzhan topu aldı. Oğuz'un uzak köşeye Adem'e gönderdiği top tehlikeli bir pozisyon. Ceza alanının içinde ikili mücadele. Emre Adem ikisi de çok hareketli bir sporcu. Deniz ileride gol arıyor. Yapılan müdahaleden sonucunda Tolga'nın müdahalesi sonucunda kareyi direkt gören yerden direkt bir vuruş. Maç geçe başladı. Evet. Zor. Bu saatten sonra dönmesi çok zor. Maçın dönmesi çok zor. Gerçekten çok zor. Yani Havran kendisi aslında bu saatten sonra zaten yani ne bileyim çok büyük olay olur. Böyle bir şey olursa çok büyük yani deprem olur. Evet. Ama Körfez'de bir bal ligi takımına hazır derler. Kesinlikle. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Ayvalık vardı gerçi ama Ayvalık o kadar çok heyecan veriyor mudur bilmiyorum. Uzak kalıyor da ama. Uzak kalıyor da biraz. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Edirmit'ten sonra hani herkes bir atıp tutuyor. Herkes diyor ki Akhisar gibi niye olmayalım biz? Boş verin Akhisar'ı. Siz hepiniz Havran gibi olun ilk önce. Boş verin Akhisar'ı. Evet. Akhisar çok uzak. Oğuzhan topun başında kaleye direkt de vurabilir. Orta hakem Murat Orhan barajı aldırdı. Oğuzhan'ın uzaktan böyle şutları var mıdır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin? Var. Var hocam. Ama işte rüzgarın etkisinde top havalanabilir. Havalanabilir diyorsunuz. Peki. 4 numara Gürol Kahraman'la 5 numara Deniz arasındaki müdahaleye Murat Orhan orta hakem müdahale etti. İkisinde sözlü itiraz etti. 19 numara oyuna yine giren Havran'a Serhat da geldi oraya. Ali'nin yerine girmişti. Ali Dursun'un yerine girmişti. Evet. Oğuzhan topun üstüne geliyor. Direkt vurduğu top. Dediğimiz gibi rüzgarı altına alan top havalandı. Ve çok kalede çok çok üstünden dışarı avuta gitti. Sevgili seyirciler. Maçın 35. dakikalarındayız şu anda. Daha uzun var. 10 dakika var. Havran Fatih Belediyespor farkı açabilir bile yani. Gol atabilir diyorsunuz. Açabilir tabii. Kaleci Eser'in uzun bir degajı. Dört birden sonra geriye yaslanan bir sanki Havran oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye saldıran bir takım. İster istemez psikoloji işte. Emre topu çıkardı. Emre çıkardı top. 9 numara Hasan topla dinlik halinde ileriye gidiyor. Sağ tarafa Azat'ın önüne gönderdi. Azat topu aldı. Azat'ın önüne bıraktı. İyi vuruyor be. Hasan'ın çok uzaklardan vurdu. Ceza alanının dışından vurdu top. Maçın 77-78. Dakikasında Havran Belediyespor'un 5. golü olarak ağlarla buluştu. Evet. Mustafa ne diyorsun? Havran coştu. Mustafa abi söylediğim gibi yani bu taraftar, bu isteklilik ve dakikanın daha 10 dakika olması yani daha gollerin de gelebileceğini gösteriyor. Evet. Tabii başarılı bir belediye başkanı, başarılı bir yönetim, kesinlikle. Başarılı bir idareci, başarılı bir hoca, herkes başarılı herkesi olur. Ve evet. Mükemmel bir seyirci böyle bir başarılı bir şampiyonluğu getirdi. Bal ligini getirdi. Havran Spor'a hayırlı uğurlu. Allah herkese böyle bir belediye başkanı nasip etsin diyorum. Darısı Edemitler'in başına. Amin. O da kanıya bir ayrı bir acı değil mi yani? Kesinlikle. Bilmiyorum yani şu... Düşünebiliyor musunuz ne kadar inanmışlar ulusal bir kanalda süper amatörde bir maçı
yayınlatacak kadar kendilerine inanmış bir belediye, inanmış kesinlikle bir Havran var. Ya Emin Ersoy Belediye Başkanı şeref tribününden kalktı, düşünün taraftarların arasına gitti. Adam bu kadar istiyor, bu kadar seviyor. Dediğim gibi yani her belediye başkanı keşke Emin Ersoy olsa. Evet. Belediye spor yeniden bir sağ taraf uçuna başladı. Sağ taraftan Oğuzhan'la inmeye çalışıyordu. Recep'e müdahalesi, dışarı taça çıkan bir top. Büyükşehir Oğuzhan'la yeniden taç atışını kullandı. Oyuna Balıkesir'den yeni giren 14 numara Ramazan topa müdahale etmeye çalışıyor. Semih Ramazan, Oğuzhan'ın mücadelesi. Bir orada Semih. Hakan'a, Avran'ın başarılı sol açığı Hakan'a. Kaptan Hakan'la girdiği, Semih'le girdiği mücadeleden dolayı bir sarı kart görüyor maçın 81. 82. dakikasında. Evet, Oğuzhan Avran yarı ceza alanında topu kullanmak üzere. Atıyı geldi. Avran ceza alanının içine gönderilen top. Defansın çıkardığı topu Adem, oyun ikinci yarı giren Adem oyun topu dışarı attı. Kaleci Eser sakatlandı gene. Murat Orhan sağlık görevlerini sahaya davet ediyor. Evet. Mustafa. Tony Mustafa hocam. Hocam Balyaspor. Balyaspor'a da yazık oldu diyeceğim ama sonuçta şey oynayacaklar. Playoff oynayacaklar. Neyin ne olacağı belli olmaz. Onlar da çok güzel bir sezon geçirdiler. Dediğim gibi daha ikinci senelerinde playoff oynama hakkı kazandılar bu saatten sonra. Tebrik ediyorum onların belediye başkanına da. Şimdi şöyle de bir şey var. Bak hocam senin bu şimdi sevgili seyirciler, yorumcu arkadaşımız Mustafa Bey de hocadır. Avran Spor'un bugünlere gelmesinde emeğinizde oldu. Sizde de bir şampiyonluklar yaşadı bu takım. İyi bir başlangıç oldu. Şampiyon olamadık ama iyi bir başlangıç. Dediğim gibi 3 senenin vermiş olduğu emeği var şu anda. Emek var değil mi? Şu anda sahanın içinde 3 senedir gelen, katlanarak gelen bir emek var. Ve emeğin sonucu da Bal Ligi. Ne mutlu. Evet, bir de şu var. Bal Ligi'nden düşen takımlarda genelde sporcular dağıldı, dağılmak üzere motivesiz oluyor. Playoff oynayan takım, alttan gelen takım biraz daha şanslı oluyor biliyorsunuz bu. Gönen'de playoff'ta çok şanslı olur mu bilemiyorum ama Balya'da hazır şampiyonluğu kıl payı kaçırmış bir takım olarak bence playoff'ta da en şanslı takım gene Balya olur diye düşünüyorum. Gönen çok tecrübeli. Yani Bal Ligi'nin gerçekten tecrübeli bir ismi ve yıllardır da şey oynuyor, playoff oynuyorlar. Hep oynuyorlar. Ama şöyle bir handikap var. Balya Belediye Başkanı bu işi çok istiyor. Olmasını istiyor. Ve olması için de eminim her şeyi yapar. Sağın içindeki topçularını ateşler. Ne bileyim yani olması için her şeyi yapar eminim. Evet, en son golü atan Avran'ın golcüsü Asan oyundan çıkarken Avran Spor'da oyuna giren Avran Spor'un hocası Şaban defansı biraz daha defans sağlam almak istiyor. Geriye bir oyuncu aldı zannedersem. 21 numarayla Hüseyin aldı zannedersem oyuna. Hüseyin. 21 mi? İleriye atılan topu. Adem topu hakim oldu. Adem sol tarafta mücadele halinde. Serhat topu aldı. Avran Belediye Spor'dan İsmail'in müdahalesi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Avran sağ yarı sahasına yerleşti. Sağ tarafa Oğuzhan'a uzatılan bir top. Oğuzhan orta hazırlığı içinde. Dirbiklerle rakibini geçmeye çalışıyor. Gönderilen topu Avran defansı çıkardı. Evet, Baran Sönmez topa hakim oldu. Kendi kapalı türbinlerin önünde takımını bir rahatlattı. Hüseyin'in vurduğu top ileriye. Deniz aldı topu ileriye. Oğuzhan'a. Oğuzhan bir orta sahada Deniz'in sakatlığı. Maçın hakimi Murat Orhan oyunu durduruyor.
sağlık görevlilerini sahaya çağırıyor. Balıkesir Büyükşehirli sağlıkçılar sahanın içine girdi. Evet, maçın 85. dakikasına geldik. 5 dakika kaldı. Uzatmalarla herhalde bu 8-9 dakika fazla uzatacağını sanmıyorum ben hekimin. Çünkü Belediyespor artık bu saatten sonra fazla fark olmasın diye uğraşacak gibi geliyor bana. 5 dakikada kimse maç kazanamaz. Sıfır abim, kolay gelsin. Evet, çok güzel bir maç. İyi bir maç. Havran'a bal ligi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kesinlikle. Bu saatten sonra artık şampiyon Havran Spor diyebiliriz. Havran Spor'u zaten kupayı bile getirmişler. Yani kupa da burada. Kupa da mı geldi? Kupa da geldi. Herhalde yeni geldi daha. Maçtan sonra güzel bir şenlik olur gibi. Evet. Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Aydınoğlu da burada Şeref Türbünü'nde. O da kendisi Havranlıdır, takımını desteklemeye geldi. Tabii ki. Ve bu sahanın, stadın yapılmasında da büyük emeği vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Spor komisyonunda da kendisi, Spor Bakanlığı komisyonunda. Bırakın Havran sahasının olmasında, bütün Balıkesir'de olan sahalarda yapımda büyük bir emeği vardır Salih Ali Aydın. Ya amatör maçları bırakın milletvekillerini. Şeyler gelmiyor, belediye başkanları gelmiyorlar, umursamıyorlar. Helal olsun, kendisi geldi tribünde yerini aldı. Havran Spor'u destekliyor. Evet. Hocam, Yüksel Hocam yıkıyordunuz. En son da Avran Sporlarımızdan topu Ali'nin uzun topu Adem'e, sağ bek Emre çıktı. Avran Sporlarına kapıyı araya soktu. Topu kapatırken taş attı. Onun altı kaptan kimi topu orta sahadan ilerleyelim derken Avran Spor'un başarılı Baran topa hakim oldu. Baran'dan Serhat'ın önünde top ama kaleci Enes. Serhat'tan, önemli Serhat'tan daha önce davrandı. Topu blok etti. Recep'in topu. Sakatlanan oğlum, uçak tuttunuz, yana koyuyor sen. 11 numaralı Azat. Maçın 88. dakikası yaklaşık. Kesin Büyükşehir Belediye kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ali Kaleci'ne Enes'e gönderdi topu. Enes uzun bir top olarak Avran yarı sahasına göndermeye çalışıyor. Tolga orta sahada topa bastı. Akın'ın önünde topu yeniden Balıkesir Büyükşehir'in alanına göndermeye çalıştı. Akın topu aldı. Kaptanı Semih. Semih sol taraftan Adem'e vermeye çalışıyor. Adem çıkan topu taç olarak kullandı. Geri dörtlüde İsmail'e. İsmail topu düzeltti. Uzun bir top. Avran yarı sahasına, Oğuzhan'ın önüne Oğuzhan ve Recep müdahalesine Recep'in müdahalesi, top Hakan'ın koşmasına rağmen dışarı taça çıktı. Taç atışını Oğuzhan kullanıyor. 2 numara Kamil'e, Kamil'in uzun bir topu kale içine, kaleci Eser Adem topun dışarı çıkmasına müsaade etmedi ama Emre'nin önüne düştü. Emre de topa dokunmadı. Topun taça çıkmasına müsaade etti. Havran Spor kendi yarı sahasında sağ taraftan taç atışını kullandı. Bana üzerine orta sahadan topa gene müdahale etti. Havran'ın oyuncuların müdahalesi kapalı türbünün önünden bir taç atışı İsmail. 4 numara İsmail taç atışını Adem'e kullandı. Adem Emre. Adem Emre ikinci yarıda bayağı bir çekişmeli orada. Orada İkisi de Emre de inatçıdır. Çok inatçıdır. Havran Fatih Belediyespor'un yetiştirdiği, son dönem yetiştirdiği futbolculardan bir tanesi de Emre. İkisi de topçu ama. Evet, farkında mısın? Evet, yani ikisi de çok çabuk oynayan ama ilk golde büyük bir hata yaptı. Ama arkadaşları hepsi affettirdi. Evet. Zaten o yüzden bu takım oyunu. Kim ne dersiniz? Avran yarı ceza alanının içine gönderilen topu kaleci Eser kontrolünde aldı. Recep'in önüne eliyle oyuna soktu. Recep'ten Hakan sol taraftan Azat Balıkesir yarı sahasına Serhat'ın önüne ama Serhat topu bloke edemedi. Balıkesir Büyükşehir oyuncular topu tekrar Havran yarı sahasına gönderiyor. Burak'mış oyuna giren 25 numaralı Burak topu.
tekrar Burak'a geldi Emre'den. Burak ortada Boran Sönmez'e topu gönderdi. Boran Sönmez'e Ali pres yaptı. Dört numara Jerom ortada Baran Sönmez topu ayağının altından kaçırdı. Emre topa kafasını koydu. Yine orta sahadan Emre topa hakim oldu. Dört numara Jerom'un eline önünde Jerom'a yapılan olay müdahaleyi faul olarak değerlendiriyor. Maçın 90. dakikasına girdik. İleriye gönderilen topu Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu topçular müdahale etti ve kendi yer alanında çıkıyorlar. Hiç kimse dağılmasa kupa töreni düzenlenecektir. Kaleci Eser'e gelen top. Eser sağ tarafından Tolga'dan ileri Baran Sönmez'e. Baran topun üstüne anladı. Azat'tan Emre kendi yara ağzından topla driplerle çıkıyor topa. Çıktı. Serhat'ta top. Serhat topa hakim olamadı. İki numara Kamil Akkuç topa sahip çıktı. Takımını kendi yara ağzından çıkardı. Sağ tarafta Oğuzhan'a gelen top. Oğuzhan sağ taraftan driplerle Havran yarı sahasına giriyor. Girdi. Oğuzhan sol tarafa Adem'e. Adem aldı. Kaleye bakıyor karşıdan. Sağ tarafa yuvarladı. Akın'a topu. Akın topa müdahale etmeye çalışıyor ama orada bir Emre faktörü var değil mi Mustafa? Evet kesinlikle. Emre faktörü var. Adem taş atışını kullandı. Geri dörtten İsmail'e. İsmail topu. İsmail'e yapılan müdahale faul. Faulü kullandı Semih. Adem topu aldı sol taraftan. Adem direklerle ceza alanının içine girdi. Adem içeride top kornere. Tehlikeli bir müdahale. Tehlikeli. Adem keşke baştan oynasaymış hocam. Baştan oynasaymış değil mi? Evet hocası neden yedek tuttu onu da bilmiyorum. 5-1 ve hala gidiyor. Hala da gidiyor yani. Artık uzatmaları içi gösterdi mi hakem? Yok, göremedik ama. Herhalde. Belki oynatmayabilir bile hocam. Avran sporlu oyuncu sakatlandı. Hakem sağlık görevlerini çağırdı. Adem de orada bir kısa bir sakatlık geçiriyor. Çarpıştılar. İki tane sağlık görevlileri müdahale ediyor. Sporcular tedavisi devam ediyor dışarıda. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor korner atışını kullanıyor. Sol taraftan Avran ceza alanının içine gönderilen topa. Dört numarayla İsmail vurdu. Eser topa en son direkt dibinde. Defansla beraber. Burak'la beraber müdahale ettiler. Top tekrar orta çıktı. Oğuzhan gene korner çizgisinden topu kullanmak için topun başına geldi ve kullandı. Kullanılan top Eser çıktı. Topu havada blok etti. Eliyle Azat'a gönderdi. Ve maçın hakemi Murat Orhan maçın 90 dakikanın bittiğini düdüğünü çaldı. Ve Havran Spor şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Havran Spor Bal Ligi'ne çıktı. Bu şeref tribünde de Balıkesir AK Parti Milletvekili Ali Aydınlıoğlu var. Sayın vekilim. Sayın vekilim. Evet. Sayın vekilim bir görüşünüzü alalım. Evet. Havran Spor şampiyon oldu Sayın Vekilim. Güzel bir hava. Havran şampiyon. Ne diyorsunuz? Duygularınız nedir bir Havranlı olarak? Evet Havran'da bugün maçı seyrettik. Havran Spor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Çok coşkulu güzel bir maç oldu. Şimdi Bal Ligi'ne çıktı Havran Spor'umuz. Herhalde Balya'da bugün çıktı.
Güzel Balya bir duygu. Balya playoff oynayacak. Playoff oynayacak, evet. Evet, güzel bir duygu. Bak coşkuya, sevince bak, Avranlar buna susamıştı. İnşallah Bal Ligi'nde de güzel şeyler olur. İnşallah. Spor sahamız çok güzel, sporcularımız çok güzel. İzleyiciler, halkımız burada. Tebrik ediyorum ben Avranlı olarak Avran sporumuzu. Evet. Başarılarının devamını diliyorum inşallah bundan sonraki ligde. Ben iyi şeyler yapacağını gördüm. Güzel sporcular yetişmiş. İnşallah iyi olacak. Sağda sizin emeğiniz sayın. Evet, sahaları yaptık. Tabii spor da gelişiyor. Ama Balıkesir'in her tarafına yapıyorsunuz. Yapıyoruz ya. Spor, Genç Spor Bakanlığımız birçok yatırım yapıyor. Hakikaten yıllardır birikmiş, yapılamamış hizmetleri çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi şunlar suni çim sahalar. Bakın evet. Yapılalı bu bir seneyi geçti. En ufak bir bozulma, efendim tahrip olma olmuş yeri yok. Tribünlerimiz var, soyunma yerlerimiz var, tuvaletler var, tel örgüleri var. Çok güzel yani, mutlu insanlarımız. Evet. Sağ olun. Gençlik merkezlerini yapıyoruz, kapalı salonları yapıyoruz, sahaları yapıyoruz. Çok şükür. Avran Spor'a Bal Ligi'nde başarılar diliyoruz. Sizi tebrik de ediyoruz. Hizmetleriniz daim devamlı olsun efendim. Tabii olacak, olmaz mı? Tabii gençleri peki. Seviyoruz. Evet. Peki. Çok evet. Teşekkür ederim sayın. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Ege Türk izleyicileri, Balıkesir Süper Amatör Lig'de Avran Belediyespor'un maçını verdik. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'la. Evet gördüğümüz gibi çok güzel bir maç. 5-1 net bir spor. Skor oldu. Avran Belediyespor bir üst lig olan Bal Lig'de Avran'ı temsil etme hakkını kazandı. Tekrar bir başka maçta görüşmek ve buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.